Türkiye ve Azerbaycan eş zamanlı olarak imkan ve fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirmenin kararlılığı ve azmi içerisindedir. Ümit ediyorum ki bu kararlılık ve azim inşallah çok güzel sonuçları doğuracak. Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu kuvvetli ilişki bir çekim merkezi oluşturarak Türk devletler topluluğunun önümüzdeki dönemde dünyanın en etkili çok taraflı organizasyonlarından birisi olmasını temin edecektir. Bu vesileyle önümüzdeki dönemde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda çok daha ileriye gidebilmesi için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Ekonomik, siyasi, askeri her alanda ilişkilerin gerçek, sürdürüleceği ve artırılacağı gibi en az bunlar kadar önemli olan halklar arasındaki hani diyoruz ya bir millet iki devlet iki devletin arasındaki vatandaşların arasındaki köprülerin de kuvvetlendirilmesinin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için eğitim alanında, kültür alanında, bilim alanında, spor alanında her alanda güçlü bir ilişkiyi sürdürmek ve ortak çabalarımızı çok daha ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Çünkü dilimiz bir Dinimiz bir, kültürümüz bir, tarihimiz birdir. Kafkasya İslam ordularından bahsederken Nuri Paşa'dan bahsediyoruz. Ahmet Cevat'ın çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk'ün bayrağına şiirini yazan Ahmet Cevat'ın geçmiş dönemde ne büyük işkencelerden geçtiği, nasıl şehit edildiğini ve eşi hanımefendinin nasıl sürgüne gönderildiğini de dün gibi hatırlıyoruz. Bu ortak tarihin içerisinde yaşanmış acıların Azerbaycan halkını da sağlam bir milli karaktere ulaştırdığının farkındayız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti olarak Azerbaycan Cumhuriyeti olarak ortak tarihi tecrübemizi de halklarımızın yakınlaşmasının bir vesilesi olarak kullanacak ve kültürel gelişmeyi hep birlikte ortak bir şekilde sağlayacağız. Bugün onun için burada biraz sonra Azerbaycan'ın çok değerli sanatçılarını hep birlikte dinleyeceğiz. Aynı dilden türküleri, şarkıları aynı hissiyat içerisinde dinleyeceğiz. Ve böylece kültürel alandaki zenginliğimizi de artırma kararlılığımızı burada Beştepe'de yapılan bu dinletiyle birlikte, bu konserle birlikte bir kez daha teyit etmiş olacağız. Sözlerime burada son verirken Azerbaycan'a özellikle Karabağ zaferinden sonra sağladığı bu büyük başarıdan sonraki dönemde üstün başarılarının devamını temenni ediyoruz. Azerbaycan ve Türkiye halkları aynı vücudun parçaları gibidir. Azerbaycan ve Türkiye'nin aklı aynı beynin ortak ürünü gibidir. Bu çerçevede Allah bu dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birliğimizi daim kılsın diyorum. Hep beraber daha güçlü bir şekilde bu birliği, kardeşliği ileriye götürmek ve bundan sonraki çocuklarımıza, evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye'nin ve çok daha kuvvetli bir Azerbaycan'ın vatandaşı olacağı zemini hazırlamak da bizlerin görevi, bizlerin vazifesidir. Bu duygularla Milli Günü dolayısıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Sadece Azerbaycan'ın değil, Azerbaycan'ın milli gününün Türk milleti için de hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Birdir bizim her halimiz, sevincimiz, melalimiz, bayraklarda hilalimiz Azerbaycan, Türkiye.